Günaydın. Sabah şu an 4. Üşüyoruz Ankara yazında. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Şeran'a uçuşumuz var. Bütün eşyalarımızı akşamını hazırladık. Alican akşam beni arabaya koydu. Şimdi Mabu'yu uyandırıp kalkıp gideceğiz. Uyuyalım mı Hadi gel kucağıma gidelim hadi. Havalimanına geldik. Arabamızı önce otoparka park ettik. Sonra servislerle geldik. Şimdi hemen check-in yapacağız. Şimdi kapılardan geçtik. Çantalarımızı bıraktık. Beşiler atıştırdık. Ve uçağın kalkış saatini bekliyoruz. İki farklı bilet aldığımız için, daha doğrusu iki farklı hava yolundan bilet aldığımız için şöyle bir sıkıntı oldu. Uçuşları bağlayamadık. İstanbul Havalimanı'nda çıkış yapıp tekrar geliş yapacağız. Onun dışında her şey normal, yetiştik. Geldik. Şimdi geç çıkmamıza rağmen yetiştik. Yani. Evet, 4.30'da çıktık. Uçak da 6.30'daydı. Geldiğimiz 5'i geçti zaten. Biliyorum abi de. Arabayı da parka park ettik. Otopark ücreti burada en son 39 liraydı değil mi? Şimdi 65 lira olmuş. Bilmiyorum artık Sabiha'da veya İstanbul Havalimanı'nda durum nedir? Esenboğa'dan bu kadar. Uçağımızı bekliyoruz. Bir saat bile kalmadı. Artık bekleyeceğiz. Sonra uçuşumuz var. Görüşmek üzere. Bay bay Esen'de babacığım. Öpücük ver bakayım. İstanbul'a geldik. Yorgunluk belli oluyor bence yüzümüzde. Aynen hepimizde. Mavi bak bakın babacığım. Mavi uyumadı. Tabii bize dar etti. Ama yine birimiz uyudu ya. Sizce kim uyudu? Baba olmanın güzellikleri. Ya. Bir saat yolculuğumuz sürdü, yarım saatte uçağın parkmasını almasını bekledik. Ya abi işte büyük havalimanının sıkıntıları bunlar. Aynen, şimdi bavulumuzu alacağız. Şey olduğu için, uçuşu bağlatamadığımız için. Maalesef dış hatlara geçeceğiz bu sefer de. Kaybola kaybola bir yerlere gideceğiz, hadi bakalım. Evet, inşallah ya yetişiriz diye tahmin ediyorum. Yetişmekte sıkıntımız olmaz da inşallah tek kapıdan geçeriz. Aynen, daha vaktimiz var, yetişiriz de işte. Çok uğraştırmasalar bizi, keşke bakalım. Hmm. Korkut bakayım beni. Uf, korktum ya. Güzel, sen neye bakıyorsun? Kapıya bakıyorum. Daha belli değil de. F5. 10.05'te kapı bilgisi gelecek diyor. Bizde yazıyor, F5 yazıyor. Evet, topu gördük. Güzel gözüküyor ekranı falan. İşte tamamen full ekran. Ama Gizem birkaç şey beğenmedi. Aynen. Vitesi nasıl? Nasıl bir şey öyle? Bayağı arabası gibi yapmış. Yani direksiyon falan değişik bak, gördün mü? Evet, bayağı. Arkaya bir şey koymuşları kalmış koltuk arkasında, televizyon. Ha, ama bak ortada var. Ortada var da şeyleri. O bilgisayar mı ya? O şey gibi ya. Koltukların arkası da televizyon gibi. Kafalıklara bak. Evet, işte oralara bir onu koymadıkları kalmış diyor. Opsiyoneldir belki. Peki alır mısın bunu paran olursa? Ha? Almam herhalde. Sen alır mısın? Alırım. Abi beğendin mi arabayı? Beğendin mi arabayı? Hı? Abinin uykusu geldi her şey. Ha? Ha? Uçağımız. İndiğimiz yer. Tek katlı bir havalimanı. Hangi havalimanına benzettin? Isparta. Ben kime benzettim biliyor musun? Podgorica'ya. Evet, ona da benziyor canım. Bir de şeye benziyor. Fransa'da bir tane Ryanair'da bindiğimiz bir havalimanı vardı, hatırlıyor musun Paris'te? Şehrin ta dışında. Aynen, 65 km. Evet. Oli miydi neydi, bir şey değişik bir şey. Hatırlamıyorum. Aynen, ona çok benziyor. De Gaulle değildi de. Hatta oteldeki çocuk şey demişti. Senelerde Fransa'da ilk defa böyle bir havalimanı duydum demişti. Ucuz diye oradan almışız, fark etmemişiz. Bizim e-pasaport gibi, burada pasaportlarını okutup çat çat geçiyorlar. Şu kimliğe sahip kişiler. Bizde çocuklu ailelerin olduğu diplomatik pasaport sırasına giriyoruz. Bu
Evet, evimize geldik. Çok badireler atlattık ama sonunda evimize gelebildik. Şimdi göstereyim kapıdan giriş. Sağa dönünce hemen banyo var. Yerleştik birazcık hatta. Bu şekilde banyomuz. Sonra şurada bir oda var, mavinin altına alıyor Şanalcan. O yüzden oraya çekmiyorum. Burası yatak odası. Maviye de yatak almışlar. Daha yeni aldık dedi. Siz geleceksiniz diye dedi ev sahibi. Şöyle şehir manzaramız bile var aslında. Balkonda oturma yeri de var. Sonra gidelim. Burada bir L koltuk. Bir mutfak masası. Televizyon. Mavi için dağıtılacak bir sürü şey. Mutfak. Mini bir buzdolabımız var. Benden bile minik. Böyle kahve, kahve fincanları, mikrodalga fırın. Her şey var. Şimdi diğer odayı da göstereyim. Burada da ikinci bir yatak odası var. Ama burayı belki sadece Alican kullanabilir. Babi'nin uyku durumuna göre bakacağız. Valizi falan koyduk, düzenledik. Her şeyi doldurmuştuk, onları falan çıkardık. En baştan başlayayım ben. Sabah 3.30'da kalktık. 4'te Mavi uyandırdık. Ondan sonra bizim gidişimiz 5'i geçti değil mi? Havalimanındayken hemen hemen 5 geçe 10 geçe falan girdik yani, evet. İçeri kapılardan. Sonra işte sıra bekle, valizi ver. Ondan sonra uçuşu bağlatamadık. Uçuşu bağlatamadık farklı firmalar olduğu için. Biri şey Air Albania, diğeri Türk Hava Yolları'ydı İstanbul'a gidişimiz. Ama gelirken de Türk Hava Yolları'nın yolcuları da Air Albania ile geldi. Evet. Zaten Türk Hava Yolları ile ortak işbirliği yapıyorlar aslında ama kabul etmediler. Bağlayamıyoruz dediler. %50'si Türk Hava Yolları'nınmış zaten firmanın. O yüzden biz de İstanbul'a gittik. İndiğimizde çıkış yaptık. Sonra tekrar dış hatlardan giriş yaptık. Ondan sonra bavulumuzu verdik. Zaten 3 saat öncesinden, 3,5 saat öncesinden orada olduğumuz için son biz gittik. Adam dedi ki 15 dakika bekleyin, ondan sonra açılacak. Sonra biz orada bekledik. 15 dakikayı da geçti bu arada. Biz bir yarım saat falan beklemişizdir. Ondan sonra açıldı işte. Bavulu verdikten sonra gittik içeride Mavi uyutalım dedik. Uyumadı sonuç olarak. Sonra biz de gezdik. Tadifini gezdik. Ondan sonra işte başka ne yaptık? Kahve içtik. Kahve içtik falan filan. Mavi'ye de badem sütü aldık. Bedava. Yine bedava kahvelerimizle orada kahve aldık. Ondan sonra tam da bugün zam gelmiş kahvelere. Aynen. Büyük boylatta 130 liraydı havalimanında. Çok uçuk her şey gerçekten. Latifi'de de şeyler diyorlardı ya, sigaralara da zam geldi, bunları da zamlandırsak falan diye. Muhtemelen onlar da zamlandı ya. Evet, sonra ne yaptık? Sonra zaten bir gittik hemen kapıya. Çat diye bir anda şey boarding başladı. Evet. Bayağı bir saat önce, ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı öncesinde başladı yani. Ve hemen 5 dakikada boarding şey yapıldı. 5 dakikada boarding oldu yani. Ama ne oldu? Körükte 10-15 dakikada körükte bekledik. Körük git bitmiyor. Sıcak zaten bir yandan falan, çok kötüydü. Neyse içeri girdik. Bir de Ankara'nın ayazından dolayı iyice kalın giymişiz. Aynen öyle. Sonra işte ne yaptık? Gittik Mavi'ne. Terliğini giyiyor şu anda. Çok güzel sonra gözüküyor mu? Sonra Mavi'yi uyutmaya çalışıyorum ben mi? He. Teşekkür ederim. Sonra Mavi'yi uyutmaya uğraştım gene. Ama bu sefer 5 dakikada falan uyudu. İndik. İndikten sonra da şöyle bir atraksiyonumuz oldu. Bavulumuz gelmedi. Bayağı böyle yarım saati geçtik. Bavul bekliyoruz. Burada da şey havalimanı göstermişimdir zaten. Küçük bayağı bir yani. Şuradan koyuyorlar, siz görüyorsunuz koyduğunuz falan öyle yani. Kapının dışından koyuyorlar zaten, görüyorsunuz şöyle, yani. Binanın dışında bir yerden. Millet oradan bakıyor nerede bavulun falan diye. Neyse oradan bavullar geliyor. Herkes gitti, biz kaldık. Yok yani 5-6 kişi falan kaldık herhalde. En son artık geldi ama yarım saati geçti. Sonra para bozdurduk. Neyse sonra çıktık havalimanından. Ondan sonra da taksici aradık. Normalde hep böyle bir yerden çıktığınızda taksiciler üşüşür gelir, ama işte gelin bırakayım falan. Burada hiç öyle bir şey olmadı. Taksicinin ayağından can bayağı gitti, böyle bayağı aradı. Taksiler fix 20 euroymuş burada. Ondan sonra dedik ki biz de otobüsle gidelim. Otobüsler de böyle aşırı eski.
Ondan sonra üstünde kocaman Tirana yazıyor. 2000'li yıllarda şehirler arası otobüslerde yolculuk yapanlar kesinlikle hatırlar. Böyle otobüslerin arkasında hala küllükler var, öyle söyleyeyim yani öyle. Size. Çok iyi bir şey koltuk ha. İçerisi ama eski yani. Şey koltuklar, yün koltuklar. Mavi desen ne oluyor? Aynen öyle. Bütün eski halk otobüslerinin deseninden. Onlara bindik, kişi başı 4 euro denk geliyor. 2 kişi 8 euro oldu. Burada Karadağ'daki gibi bavul parası da almadılar. Evet. Sonra bizi İskender Bey Meydanı'nda indirdiler. Orası buranın en popüler yerlerinden biri zaten. Yani bilindik. Akşam da Christmas Market var zaten artık. İskender Meydanı'nda iniyor zaten hepsi. Oradan da biniliyor. Son durak orasıymış zaten. Oradan da buraya yürümemiz bir 10 dakika falan sürdü. Ev sahibimiz çok tatlı bir kadındı. Karı koca zaten kocasının kardeşiyle biz konuştuk telefonda. Adam, evet. Mavi de anlatıyor. Hayır, çıkaran ağzını. Kuleli, çocuk 9 sene Kuleli'de okumuş. Şimdi burada da ordudaymış zaten. Ondan sonra geldik, bize evi tanıttı, evi gösterdi. Hatta dedi birkaç tane restoran ismi yazıyordu burada zaten. Benden not almıştım onlara. Bir lokal lezzetlerin olduğu, lokal yemeklerin olduğu bir restoran var, o da. Oradan da saat 6'ya bize rezervasyon yaptı. 6'da orada yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi dışarı çıkacağız, biraz dolaşacağız. 6'da orada yemeğimizi yeriz. Oradan da Christmas Market'a gideriz. Oradan da Maviş Hanım'a şey alırız. Patlamış mısır. O zaman sonra görüşürüz. Akşam yemeğinden önce ilk durağımız burası oldu. Gene burger'a döndük. Fiyatlar... Türkiye'de 1150 lek. Bakın böyle. Bir tane menü aldık. Bir tane çay cheeseburger aldık. Bir de large patates aldık. Toplamda bu kadar tuttu işte. Ana İskender nerede? Kafamla kapattım. Şimdi ne yaptık? Evden çıktık. Yemek önce bir markete gittik. Markette gönlümüze göre bir şey bulamadık. Ondan sonra dedik ki burger'a gidelim. Yine burger'a düştük, burger yedik. Türkiye ile hemen hemen aynı. Belki Türkiye'den bir tık daha pahalı sayılabilir. Gerçi biz Türkiye'de Burger King'e gitmeyeli gerçekten belki 1-1,5 sene olmuştur zaten. Evet. Hiç gitmiyoruz. Bir de kalabalık değildi zaten. Orada anlamamız lazımdı. Aynen. Pahalı geldi. Keşke İskender Bey meydanının dışarıda, içindeki. Dışarıda meydanlarda falan başka yerlere çok daha ucuz, daha güzel yemek yiyebilirsiniz. Şu an biz İskender Bey Meydanı'ndayız. Evet. Market olduğu için burada bir sürü mekan var. Bir Christmas var. Market var şu an burada. Aynen, bir sürü market şey var. Yemek yeri var. Kafe tarzı yerler var, yemek yerleri var. Burada da oturup yiyebilirmişiz. Aynen, bir sürü böyle eşya alabileceğiniz yerler de var. Alkol alabileceğiniz yerler de var, tatlı yiyebileceğiniz yerler de var. Güzel güzel yerler yapmışlar ufak tefek. Aynı zamanda bir küçük bir Luna Park da kurmuşlar. Şimdi oraları üstte çekip gösterelim zaten. Öylesine dolaşmaya geldik. Akşam da tekrar geleceğiz zaten yemekten sonra. Akşam görmeyi daha çok istiyoruz aslında. Aynen. İskender Bey, bu. İskender Bey'i araştırdınız mı Ali Can Bey? Arnavutluğun ulusal kahramanıymış, milli kahramanı. Adını da İskender Bey'den alıyor zaten bu meydanda. 1968 yılında yapılmış. Bu heykel 11 metre yüksekliğinde bronz ve taştan yapılmış diye. Buranın etrafında opera binası ve devlet binaları varmış daha öncesinde. Fakat daha sonrasında Komünist Parti yıkıldıktan sonra orayı bir sonlandırmışlar. Yani bütün her yeri yıkmışlar, sonra tekrardan yapmışlar. 2012 yılından sonra. Meydanda burası işte. Meydanda insanların toplandığı 4000 metrekare alanında. Yine 1968 yılında yapılmış bir yer. Bir tane burger şapkalı bir kız var. Havalarda uçuyor babasıyla. Babam derdi bir kere. Hadi babam da bakayım mavi. Öyle bir öptü ki çocuğun suratındaki şey belli oluyor. Şimdi bir bu taraftan başlıyor. Böyle geliyor. Böyle bir dönme dolap var. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Yeni bir yerler, bir şeyler var. Bir şeyler de satıyorlar. Dediğim gibi yiyecekler falan. Ben de seni arıyorum. Ben de çekiyorum. Bu tarafta da saat ne be? Bu tarafta da yılbaşı ağacı var. Çok yakınına gidip çekmek istemiyorum. Telif yiyeceğim çünkü. Ya da sessizken çekmem lazım. Ha.
Biraz önce çok ilginç bir şey yaptık. Ne yaptık aşkım? Ne yaptık? Exchange Office'te. Evet, ama anlatmadı. TL'yi lekeye dönüştürdük. Aynen, 50 lira verdik. 290 lek aldık. Lek mi, leke mi? Bilmiyorum, ben lek diyorum, sen lek ediyorsun. Hangisi doğruysa hangisi birimiz doğru tuttururuz en azından. Sonra Christmas Market'e gittik. Şimdi de yeni bir market bulduk. Gezmek için bu normal market. Oraya gidiyoruz. Burası da gittiğimiz market çok güzel değildi çünkü. Evet. Burası da bir cadde böyle hemen İbrahim Rugova Caddesi herhalde. Onun kesiştiği bir cadde. Aynen. Ve şey, buralar böyle bir şeye benziyor. Şehrin merkezine, daha elit bir kesimine, daha yeni bir kesimine benziyor. Biraz önce şey demişti, ona güldüm. Bağcılar'a benziyor demiştim yeri. Ya öyle ama. Birisi Bağcılar'dı bir yer. Buradakilerin binalara baksana ama zaten. Buradakilerin maddi durumu aynı Türkiye gibi bence. eski binalar, yeni arabalar, yeni telefonlar, böyle yaşıyorlar. Bizim evlerimiz eski değil o kadar ama her şeyi son model yapmaya çalışıyoruz ya, işte telefon, şey, araba. Buradakiler de aynı öyle. Bütün arabalar Mercedes falan ya. Yani gerçekten böyle aşağı kalır araba yok yani. Ama evlerin hepsi böyle gördüğünüz gibi, hiç böyle farklı bir yeri yok. Türkiye'den daha lüks arabalar var bence. Yıkılıyor. Yıkılıyor derken çok iyi manasında değil, gerçekten yıkılıyor. Bizim kaldığımız evin girişi de aynı böyle bir şeydi. Dedik ki Allah Allah, dükkanı nereye geldik, nasıl bir yer çıkmışız, ama içerisi gördüğünüz gibi zaten güzel. Ama anladığınız kadarıyla burası bu tarz böyle yerler yani. Neyse, devam edelim bakalım. Hadi gidelim. Evet, nereye geldik? Odaya geldik. Evden çıktık. Bu yerel lezzetleri yapan yere geldik. Bu sarmaymış. Yaprak diye geçiyor. Ama sarma diyor zaten adı. Bu da ciğer, değil mi? Aynen, ciğer. Üstünde de cottage cheese dedi. Keçi peyniri mi oluyor acaba? Zaten peynirli bir şey oluyor. Şimdi bana taş tava gelecek. Bu da ne? Mısır ekmeği mi? Normal ekmeğe benziyor yani, bizim köy ekmeklerine benziyor. Kepekli gibi ama böyle sanki hamuru tam... Olabilir, evet, kara buğdaydır belki. Yanında da. Bira. Sana kavurma gelecek aynen şimdi bir daha. Saç kavurma. Mavi hanım orada. Bakalım, öyle değişik şeyler yiyelim dedik. Traditional bir şeyler yiyelim dedik. Şuradan menüyü de çekelim. Etrafta böyle bir yer. Dışarıda da bayağı büyük bir alanı var. Biz geldik, kimse yoktu. Fiyatlar menüye uygun. Fiyatlar uygun ya. Öyle pahalı değil yani. Ver koyayım buraya. Bakalım deneyelim nasılmış. İyi puan alıyordu ama. Yok, isteyelim mi? Bak bakalım. Bakalım. Yap bakalım ilk tadımı. Peçete ne al istiyorsun? Normalde böyle yemem ha. Eliyle yer direkt. Anne ne oldu? Verelim mi sana? Tamam, verecek anne sana. Sana da vereceğim, bekle. Allah yanmayın. Güzelmiş. Güzel mi? İçinde ot da var. Hello, hello. Yemeğimizi yedik, kalktık. Sesler gitti. Alican iptal. Mavi de iptal. Ben C vitamini devam. Bir geliyor, bir gidiyor benim sesim. Neyse, Teraflu getirmiştim ben. Getirdin değil mi onu? Evet. Ben de Parol içeceğim, ne yapayım? Reklam aldık. Teraflu'dan. Ben de Parol. Eczacı başı mı getirdim? Evet. 200'müş bak. Magnetler 200. Yemeğimizi yedik ve İskender Meydanı'na geldik. Yılbaşı marketi devam ediyor. Onu izleyeceğiz, bir bakacağız etrafa. Yemeği anlat, ne kadar tuttu? 2310 tuttu. İki tane bira aldık. Bir tane saç dediler ama saç gelmedi. Bildiğin et kavurmuşlar yani. Şey, yok. Başlamışlar. Kuzuyu fırına atmışlar. Fırında kuzu geldi. Bayağı ama porsiyonları çok büyüktü. Bir tane yaprak söyledik. O sarmaydı, bayağı büyüktü, çektik zaten. Fotoğrafların hepsini gösterelim oraya. 480 lekti. Bir de peynirli şey getirdiler. Arnavutçu.
ciğer getirdiler. Ya hepsinin tadı çok güzeldi. Ama ben tek başıma yedim. Gizem yemedi. Bir tek yaprağı yedi. Saç tava dedik. Saç dedik adamlar. Evet. Tava dedi. Saç dedi. Aynen. Saç öyle olmaz. Aynen öyle. Ben öyle et yemediğim için yemedim. Ben kendime söylemiştim. Zaten ciğer de yemediğim için ben baba. Sarma yedim. Efendim aşkım. Annem dedi. Tamam. Ama gittiğimiz yer güzel yani. Hani gidebilirsiniz. Eğer o tarz şeyler seviyorsanız biz biraz daha artık Egeli olduğumuzdan dolayı ben de çok et sevmem. Arnavut ciğerini severim. Hani bizim evde evlerde yaptığımız böyle patatesli Arnavut ciğerini ciğeri una bulayıp kızarttıkları gibi değildi buradaki. Onu söyleyeyim ben. Şey de var yani vejetaryen olmayan şeyler de var. Onlar da bizim damak tadımıza çok benziyor. Çok da beğenemedim. Yediden sonra da canlı müzik oluyormuş. Kişi başı 2'şer euro alıyorlarmış. Biz yediden önce döndük zaten mavi durmadığı için. Adam birazcık şey yaptı. Yemekler birazcık kaldı diye bozuldu. Ama hem porsiyonları büyük hem de zaten büyük. Benim damak tadım uygun değil. Ben sadece sonra bize bana rakı ikram etti. Ondan sonra giderken bir parça maviye ekmek almıştık. Güzel ekmekleri vardı, sıcaktı. Ondan birazcık yaptı. Yersiniz dedi, onu verdi. Mavi elini yiyor, görüyorsunuz. O kadar güzel ki ekmek. Ya aşkım. Seni çok seviyorum. Kıyamam Mavi. Kıyamam aslında ya. Ama vallahi iyi duruyor şimdi. Bakalım. Şimdi de şeye geldik. İskender Bey Meydanı'ndayız zaten. Burası Tika'nın yaptığı, restore ettiği bir cami zaten. Arkasında da saat kulesi var. Buraları zaten yarın çekeceğiz. Şimdi biz öylesine birazcık gezdik. Christmas Market'ı bir çekelim bakalım. İskender Bey. Şurada kocaman bir 2023 yazısı var. Her taraf gördüğünüz gibi ışıl ışıl hala devam ediyor. Şunu da bilmek istiyorum da biraz korkuyorum. Burada yılbaşı ağacımız var. Arkada atlı karıncamız var. Çarpışan arabalarımız var. Oyunlarımız var. Gondol var. Şu tarafta ağacın etrafında full böyle oturulacak, yiyip içilecek yerler var. Hadi hoşçakalın. Bay bay yapma abim. Öpücük gönder bir daha.